Arkadaşlar bakın çok ciddi söylüyorum. Eğer Spider-Man'i seviyorsanız bu film kesinlikle izlemeniz gereken bir film. Yani Spider-Man'i bir kenara bırakın. Eğer sinemayı seviyorsanız bu filmi kesinlikle izlemelisiniz. Ciddiyim. Heyecanlıyım. How many more spider people are there? Hey fellas. Hello. This could literally not get any weirder. It can get weirder. My name is Peter Parker. Look out. Here comes the Spider-Man. Bu film her şeyden önce animasyonda harika bir adım. Özellikle Pixar filmleri gerçekçi animasyon teknikleri ve sağlam hikayelerle sürekli Oscar ödüllerini kaparken farklı tarzıyla çok iyi iş çıkarıyor. Do it like you. Brooklyn! Animasyon dediğinizde birçok farklı sanat yaklaşımıyla harika işler izliyoruz tabii ki. Ama popüler kültürde böyle bir örneği görebilmek harika bir şey. Özellikle bir kez bile Spider-Man çizgi romanı okuduysanız ve sevdiyseniz o sayfaların gerçeğe dönüşmesi ne demek anlayabiliyorsunuz. Yani böyle bir şey tabii ki mümkün değil ama çizgi romanı izlediğinizi düşünün. Çok ilginç değil mi? Hadi onu da geçtim. İyi bir Spider-Man filmi izlemek demek aslında iyi bir Spider-Man hikayesinin bize anlatılması demek. Ve bu benim izlediğim en etkili Spider-Man hikayelerinden biriydi. How am I supposed to save the whole world? You can't think about saving the world. You have to think about saving one person. Miles Morales sevenler için harika bir deneyim zaten ama onu hiç bilmeyenler için de bu sefer yine harika bir tanışma olabilir. Çünkü filmde Miles'ı gerçekten içselleştiriyorsunuz. Çizgi romanda Miles'la ilk tanıştığımızda da Peter'ı geride bırakma düşüncesi istemediğimiz bir şeydi. Ve bu filmde de Miles'ı izlemek istemeyen olabilir ama sakın böyle düşünmeyin. What are you doing, bud? I came off. Okay, relax your fingers. We don't have time. Miles, you gotta unstick. What do you do to relax? Relax. Needless to say, I'm back. Oh, for crying out loud. You're right. Miles, Peter Parker, Gwen Stacy hepsi çok çok iyiydi. Yetişkin bir Peter Parker uyarlaması yıllarca istediğimiz bir şeydi. Özellikle Avengers filmlerinde artık yetişkin olan, hatta Mary Jane'le bile evlenmiş olan bir Peter Parker izlemiş olmak çok isterdim. Ama bu film yıllar süren bekleyişimize değiyor. Bunun yanı sıra Spider-Man Noir, Spider-Pig ve Spider-Gwen gibi bir sürü karakterde zaten bildiğiniz ama sinemada karşılaşmayı beklemediğiniz karakterlerken şu an onlarla birlikte maceraya atılabilirsiniz. Ben niye bu kadar heyecanlandım bilmiyorum ama bence bu çok heyecan verici bir şey. Herkes Spider-Man olabilir düşüncesi zaten harika ve bu da filmin temelini oluşturuyor. Yani ben de Spider-Man olabilirim, sen de olabilirsin, o da olabilir, Anıl da olabilir. Oley! Stan Lee'nin söylediği de buydu zaten. Kendisi Spider-Man'in başarısını tamamen kapalı bir kostüm giymesi ve bir aile yapısının içinde yer alan sıradan biri olması olduğunu söylüyordu. Perhaps the main reason was the I can relate to him. Because he was shy, he wasn't that successful with girls, he had to worry about his family. I think most teenagers reading it thought to themselves, hey, that could be me. You could be any kid. Yeah. You could be black, you could be Asian, you could be Indian, you could be anything and imagine you were in that costume. Yani herkes Spider-Man olabilir. Bu yüzden Miles çizgi romanlarda hemen kabul gören bir karakter olmuştu. Bu arada bu filmde Stan Lee de var ve onun sahnesi şimdiye kadarki en iyi kemiyolardan biriydi diyebilirim. Yani başka bir şey diyemem ama spoilerlı videoda bu konuda bahsedeceğim çok şey var. Bu arada ben film hakkında çok fazla bir şey araştırmadan izledim ki zaten Sony de çok fazla filmi veya konuyu açık eden paylaşımlar yapmamıştı. Ama emin olun henüz filmin açılışında bile farklı bir deneyim yaşayacağınızı anlamış oluyorsunuz. Bu arada filmin konusunu bilmeyen varsa Miles radyoaktif örümcek tarafından ısırıldıktan sonra paralel evrenlerdeki farklı örümcek adamları veya örümcek kadınları bir araya getirecek bir makineyle karşılaşıyor diyelim. Yani sonuç olarak bu farklı örümcekler bir araya geliyor ve hepsi bir araya gelerek asıl düşmanımızla karşılaşmak üzere birlikte çalışıyorlar. Yani Kingpin ve Spider-Man'i bunca yıl beyaz perdede yan yana görmediğimizde zaten inanamıyorum. Ama neyse. İzlemeyi beklemediğim birçok şeyi bu filmde buldum zaten. Tabii ayrıca filmde başka düşmanlar da var, başka sürprizler de var. Çok fazla sürpriz var. Çok fazla şeyden bahsedemiyorum ama spoilersız bu kadar oluyor. Sonuç olarak arkadaşlar bu filmi bir film olarak ele alın, tamam mı? Çizgi film diye çocuk filmi yerine koyanlardansanız da
Zahmet edip hiç gitmeyin. Burada o kadar anlattım. Beni yormayın. Zaten çizgi film de diyemeyiz bu filme çünkü bu filmin animasyon tekniği bambaşka bir teknik. Çok orijinal. Garanti ediyorum yani. Şu an gerçekten sanki reklam almışım gibi oldu değil mi? Evet. Almadım. Reklamsız bir içerik bu. Marvel'dan paralar yatmış falan. Ben görmedim hiç. Sevdim ya işte. Gidip izleyin. Güzel bir film. Miles ve ailesi bir yana, burada Peter Parker'ın rolü de çok önemli tabii ki. Çünkü fragmanlarda onu paspal ve bitmiş bir adam olarak görmüştük. Ve açıkçası filmde bunun arkasındaki hikayeyle karşılaşmak da çok güzeldi. Zaten karakterler arasındaki etkileşimi ve neyin ne olduğunu hem mizahla hem de akıllıca bir anlatımla bize sunabilmişler. Miles için de aynı şekilde güçlü bir hikaye izliyoruz. Çünkü süper güçlere sahip olmak ve Örümcek Adam evreninin bir parçası olmak kulağa havalı gelebilir. Ama bu hemen bir süper kahraman olabileceğiniz anlamına gelmez. Bununla baş etmek için bir karakter gelişimi lazım ve bu film Miles'ı bu yola sokuyor. Filmin sonunda Miles gerçekten kıymet verdiğim biri haline dönüştü ve bunda filmin neyi ciddiye alması gerektiğini ve neyle dalga geçmesi gerektiğini bilmesinin çok büyük bir payı var. Officer, I love you. Çünkü film komediyle ilerliyor ama ciddiye almamız gereken yerleri de ciddiye aldığımızdan emin oluyor. Yani tüm görsellerden ve eğlenceden önce ellerinde gerçekten iyi bir hikaye olduğunu ve bu yüzden bu filmi yaptıklarını anlıyorsunuz. Yani bu sadece para kazanmak için yapılmış bir film değil. Bu yüzden de ses oyunculukları ve animasyon tarzı çok çok iyi bir işe dönüşüyor. O yüzden bu filmi tıpkı diğer filmler gibi kesinlikle orijinal dilinde izlemek gerek. Ama bilmiyorum, sinemalarda Türkçe dublajını bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü bizde genelde bu tarz filmleri çocuk film olarak görüyorlar ve bu konuda da gerçekten üzgünüm. Yine de illaki altyazılı seçenekleri olacaktır. O yüzden de arayın bulun. Ben size söyleyeyim. Sonuçta güzel film işte. Bilmiyorum ya, bunu izleyelim. Gerçekten izleyin. Bunu gidip izleyin arkadaşlar. Hiç pişman olmayacaksınız. Olursanız yazın. Neymiş derdiniz, konuşalım. Kesin başka bir şey canınız sıkkındır bu filmde eğlenmezseniz bu arada. Değil mi Anıl? Ya da Spider-Man umurunuzda değildir yani. Başka bir şey olamaz. Bak net söyledim. Bu arada bu videoda biraz enerjim düşük olabilir ama spoilerlı videoda bombastik bir şekilde sunacağım. Sohbet ederiz oturup inanın. İsterseniz yorum olarak yazın. İstemiyoruz diyorlarmış. Alışmışım ben ya kaç videodur orada oturmaya. Daha rahat şu an. Şu an ayaktayım ya. Bir de sen neredesin acaba? Apartmanın en şeydesin, ikinci katta mısın falan. Yorumlarda diyorlar ki genelde sana bakıyorum ya şu an. Onun ikinci katta falan mı? Niye öyle bakıyorsun diyorlar. Dev bir şey mi Anıl yani? Ama kamera çok aşağıda, Anıl yukarıda yani, yapacak bir şey yok. Öyle çok mantıksız duruyor. Bak şu an şöyle bakmışım gibi sana göre, anladın mı? Komik. Ne diyordum ben? Evet, bunu bir çocuk filmi olarak pazarlamaya çalışmamak gerek. Çünkü çocukların seveceğini biliyoruz zaten. Film eğlenceli ama onca yıldır çizgi romanlardaki gibi bir Spider-Man filmi bekleyen yetişkin izleyici sonunda isteğine kavuşmuş diyebilirim. Ayrıca bu filmin başarılı olması demek birçok Spider-Man hikayesini çizgi romandan direkt alıp sinemaya uyarlayabilecekleri anlamına geliyor. Ki bu muazzam bir şey olurdu. Çünkü hiçbir zaman sinema filmlerinde bu hikayeleri göremeyeceğimizi biliyoruz. Animasyon tekniğine dönersek, ben filmi şaşkınlıkla izledim arkadaşlar. Ki yanımda Anıl vardı, biliyorsunuz kendisini animasyon adamış birisi. O bile şaşkınlıkla izledi. Çünkü bir çizgi roman izliyormuşuz ve bunu mümkün olmayan bir şekilde hayal gibi deneyimliyormuşuz gibi bir his yaratmışlar. Bazen sahneler çok akıcıyken bazen daha kesik kesik stop motion gibi anlara dönüşüyor. Ve bu sırada gerçekliğin değil, tasarımın yani sanatın tadını çıkardığınızı fark ediyorsunuz. Her saniye 24-26 kare arası olmalıdır demeden ara çizimleri atlayıp hatta iki kareyi arka arkaya kullanıp gözümüzün bazı kareleri net görmesi için uğraştıklarını görebilirsiniz. Bu da filmin çok farklı ve bu yüzden de güçlü bir anlatıma sahip olmasını sağlıyor. Bu kararları aldıkları için ve uygulayabildikleri için ben çok mutluyum. Çünkü Sony animasyon filmleri o kadar da etkili filmler değillerdi. Çünkü yıllardır herkes Pixar filmleriyle rekabet içindeydi. Ama bunu bırakıp tamamen yeni ve orijinal bir tarz belirleyip bize bunu sunmaları çok büyük takdir toplayacak eminim. Çoğu kişi anlatılanların ve göndermelerin ne anlama geldiğini, daha da yetişkin birine ne hissettirdiğini veya ne kadar akıllıca detayların gizli olduğunu anlamayacak biliyorum ama yine de bu filmi çok beğenecekler. Ama merak etmeyin, ben sizinle tüm detayları paylaşacağım. O yüzden bu emeği gerçekten sinemada izleyin. Yani imkanınız varsa sinemada izleyin ama sinemada izlemeyi tercih etmiyorsanız da ama izlemezsen izlemeyin ya. Ben mutluyum. Ben izledim. Ben ne uğraşıyorum değil mi? Keyif alsınlar diye uğraşıyorum. Yani. Trip attım şu an. Tam sevgili trip attım. Aman istemezsen izleme. İyi gelmezsen gelme. Ben mutluyum arkadaşlar. Siz de gidin mutlu olun istedim. Bu kadar yani. Hiç. Ya izleyip beğenmezsen? Sonuçta belki de beğenmeyeceksin. Of izleyip
de beğenmezsen de beğenmezsin. İşte şaka bir yana sinema böyle deneyimler için var sonuçta. Yani ben Infinity War'u bu arada DivX izleyen biliyorum. Onu hiç ifşalamayayım burada. Okey dediğini biliyor. Evet neyse arkadaşlar, spoilersız konuşacaklarımız bitti. Bu kadar. Biraz heyecanımı aktarabildiğimi düşünüyorum. Spoilerlı videoda daha çok şeyden bahsedeceğiz ve bahsedecek çok fazla şey var. O yüzden ne yapıyorsunuz? Hala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenip paylaşmayı unutmuyorsunuz ki ben de böyle tatlı tatlı motive olup devam edebileyim. Değil mi? Evet. İşin özeti bu. Abone olun derken emretmiyoruz aslında. Motive oluyoruz. O zaman öyle benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Neredeyse 2-3 günde bir video geliyor galiba bu arada, değil mi Anıl? 2-3 gün bile değil. Evet, başarılısın. Arka arkaya videolar yükledim. Bir gün arayla yüklediğim oldu, 2 gün arayla yüklediğim oldu. O yüzden takipte kalın. Instagram'dan da haber veriyorum hep videoları. Oradan da takip etmeyi unutmayın. Diyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın. Evet, tişörtüm güzel biliyorum, beğendin. Bunu nereden aldığımı, tişörtlerimi nereden alıyorum videomdan izleyebilirsin. Tam şuradan.